Kardashian'la ilgili bir son TV programında sedef hastalığı olduğunu, ancak bunu gizlemek için çok gayret gösterdiğini söylemiş. Haberin evet. Eğer paparaziler bu lekeleri görseler beni yerden yere vururlar diye anlatmış. Hocam sizin sürekli anlattığınız gibi Allah rızası için sevginin yaşanmadığı, şefkatten yoksun ve güvensiz, maddiyata dayalı bir ortam olduğunda, insanlar sürekli birbirini ezmeye çalıştığında kimse rahat edemiyor. Birbirlerine karşı çok gardlılar ve sevgisizlik hakim. Kim Kardashian'ın da bundan muzdarip olduğu görülüyor. Fiziksel acizliğinden dolayı kendisine şefkat duyulacağını değil, eksikliğinden dolayı onunla alay edileceğini düşündüğü için evet. Bunu saklama ihtiyacı duyuyor. Siz daha iyi bilirsiniz inşallah. Kardashian. Evet, Türkiye kökenli, acayip sevimli, çok şeker bir şey. Çok insancı, üslubundan aşağı yüzüne. Anadolu'nun o sıcak terbiyesi, sıcaklığı üstünde var. Sedef hastalığı genellikle stresten olur, gerilimden olur. Çok şiddetli geliyor. Yazık çocuğa. Normalde bayağı neşeli, dışa dönük, cıvıl cıvıl görünüyor ama hiç kimseye güvenemediği ve gergin bir hayat yaşadığı aşikar görülüyor. O sıkıntının verdiği neticedir sedef hastalığı. Mesela boyun fıtığı olur, bel fıtığı olur, kansızlık yapar, kasılma meydana getirir, kalp spazmına sebep olabilir, beyinde spazma sebep olabilir, her şeye sebep olabilir. Onun için İslam'a, Kur'an'a, Allah'a tam teslim olmak lazım. İnşallah. Güzel ahlakı yaşayan insanlarla birlikte olmak lazım. Sevgiyi, tutkuyu, candanlığı en iyi bilen insanlarla beraber olmak lazım. Akıllı insanlarla beraber olmak lazım. Böyle ipini sapını koparmış, dengesiz, küt, sevgisiz, ruhsuz, akılsız insanların beraber olmak insanın ruhunu karartır, aklını bozar, sinirlerini tef gibi yapar ve yıpratıcı bir ortam içerisinde yaşamak sonucunda birçok belayı da getirebilir, Allah seviyesin. İnşallah. Onun için Kardashian köftesini yapacağı huzurlu bir ortama gitmektir. Huzurlu bir ortamı yaşamaktır. İyi insanlarla, akıllı insanlarla, sevgi dolu insanlarla beraber olmaktır. O kurtlar adasında kendini kurtarmaya çalışan bir çocuk gibi. O gerilim, o stres, o rekabet, o tehlikeler içinde yaşama ruhu tabii ki onun nazik bedeninde o tarz hastalıkları da meydana getirir. Başka hastalıkları da meydana getirebilir. Bir tek onun için değil, başkaları için de bu bela geçerli. Kimi intihar ediyor, kimi zehirleniyor, kimi uyuşturucudan vefat ediyor. Mahvoluyor çocuklar. Yani birbirinden güzel, birbirinden tatlı insanlar bunlar. Çok şekerler ama her yerde egoistlik, bencillik, rekabet, acı ve ızdırabı görüyorlar. Kokuşmuşluğu görüyorlar, zalimliği görüyorlar. Ve sonunda ya canlarına kıyıyorlar ya bedenleri buna isyan edip ağır hastalıklara duçar oluyorlar. Mehdiyetin hakimiyetinde bütün bu belalar, acılar tamamen kalkacak. Hastalıklar, belalar kalkacak diyor zaten. İnşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ferahlık, bereket ve bolluk olacak. Hem ekonomik ferahlık, hem ruhi ferahlık, sanatta, bilimde, estetikte, her şeyde bir mükemmellik inşallah. İnşallah. Güzel bir dünya olacak Allah'ın izniyle. O ortamda ne kimse intihar eder, ne kimse böyle psikosomatik hastalıkla mı diyor? Ne var bana, ben suçlu konuşmayı pek hoşlanmıyorum da, yani strese bağlı, psikolojik bozukluklara bağlı bu tip hastalıklarda o zaman olmaz inşallah.